Fonksiyonumuz şu şekilde tanımlanmış, x kare eksi 5x artı 6. Şimdi bir düşünelim, fonksiyonun sıfırlarını bulmak için bu ifadeyi başka ne şekilde yazabiliriz? Yani fonksiyonun x eksenini nerelerde kestiğini bulmak için ifadeyi hangi biçime sokmalıyız? Peki ya fonksiyonun minimum değerini bulmak için? Gördüğünüz gibi x kare teriminin önünde pozitif at var, o halde bu kolları yukarı doğru olan, yukarı doğru bakan bir parabol. Bunun minimum noktası nedir? Ya da soruyu şöyle sorsam daha iyi, bu parabolün tepe noktası nedir? Fonksiyonun belli bir biçimini kullanarak x eksenini kestiği noktaları bulabiliriz. X eksenini nerelerde kesiyor buluruz. Sonra da üstüne birkaç değişiklik yapıp başka bir biçime sokarak minimum noktasını, yani bu fonksiyon için, bu noktayı hesaplarız. Fonksiyon gerçekten buna mı benziyor bilmiyorum. İsterseniz videoyu burada duraklatın ve fonksiyonu bu iki biçimde yazmaya çalışın. Evet, başlayalım. Kökleri bulmak için aklıma gelen en kolay yöntem, fonksiyonu tanımlayan ikinci dereceden bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak. Şimdi iki sayı düşüneceğiz. Çarpımları, çarpımları artı pozitif 6 olacak. Toplamları ise eksi 5 verecek. Çarpımları pozitif olacağından işaretlerinin aynı olduğunu biliyoruz işaretleri aynıysa ve toplamları negatif bir değerse, demek ki bu sayıların ikisi de negatif. Bakalım, eksi 2 çarpı eksi 3 eşittir pozitif 6, eksi 2 artı eksi 3 eşittir eksi 5. O halde fx'i yeniden yazabiliriz. Buraya yazayım. Fonksiyonu şu şekilde yazabiliriz. fx eşittir x eksi 2 çarpı x eksi 3. Peki bunu kullanarak sıfırları nasıl bulacağız? Şöyle diyelim, sağ taraftaki bu ifade hangi durumlarda sıfıra eşit olur? Terimlerden herhangi birisi sıfır olduğunda bu çarpım da sıfıra eşit olur. Bunu sıfırla çarparsak sıfır eder. Bunu sıfırla çarparsak yine sıfır eder, değil mi? Yani tüm ifadenin sıfıra eşit olması için ya x eksi 2 sıfır olacak ya da x eksi 3 sıfıra eşit olacak. Bu eşitlikte 2'yi diğer tarafa alırsak, atarsak x eşittir 2'yi elde ederiz veya x eşittir 3. Yani bunlar, bu değerler bu fonksiyonun sıfırlarıdır. Bu fonksiyonun değerini sıfır yapar diyebiliriz. Evet, şimdiden grafiği düşünmeye başlayabiliriz aslında grafiğini çizmeye çalışalım. Burası x eşittir 1. Burası x eşittir 2. Burası x eşittir 3 yani x eksenimiz bu. Buna da y eşittir f x eksen diyelim. Gördüğünüz gibi x eksenini buradan ve buradan kesiyoruz x eşittir 2 iken fx 0 oluyor, y 0 oluyor ve x eşittir 3 iken de yine fx 0'a eşit. Her iki değerde asıl ifadede yerine yazarsanız fx'in 0'a eşit olacağını, 0'a eşitleneceğini görürsünüz. Çünkü bununla bu aynı şey. Şimdi gelelim tepe noktasına. Asıl ifadeyi hangi biçimde yazarsak tepe noktasını kolayca bulabiliriz? Kare tamamlama yöntemine alışız, aşinayız değil mi? Bu ifadeyi o biçime sokarsak, yani tam kareye tamamlarsak, ifadenin yeni halinde fonksiyonun minimum değerini daha iyi görebiliriz. Hadi öyle yapalım. İfadeyi yeniden yazalım. fx eşittir x kare eksi 5x artı 6'yı da buraya yazıyorum ki burada biraz boş yer kalsın. Çünkü yapmam gereken, yapmaya çalışacağım şey ifadeye bir değer ekleyip çıkarmak. Buradan ekleyeceğim, buradan çıkaracağım. Bunu yapmamın hiçbir mahsuru yok çünkü ifadeye sıfır eklemekle aynı şey. Sağ tarafın değerini değiştirmiş olmayacağım. Morla altını çizdiğim bu kısmı, burayı yani tam kare haline getirmeye çalışıyorum. Tam kareye tamamlama yöntemi derslerinde bunu birçok kez yaptık. Bu yöntemi tam hatırlamıyorsanız o videoları bir izleyin. Ama ana fikir şu, İfadeyi tam kareye tamamlamak için bu değeri alıyoruz, eksi 5'i alıyoruz. Bunun yarısını, yani eksi 5 bölü 2'yi alıp kendisiyle çarpıyoruz. Şöyle yazayım. Artı, eksi, eksi 5 bölü 2'nin karesi nedir? Aynen yazayım, eksi 5 bölü 2'nin karesi, negatif bir sayının karesi pozitiftir değil mi? Yani bu 5 bölü 2'nin karesiyle aynı şey. 25, 5'in karesi, 2'nin karesi de 4. O halde burası artı pozitif 25 bölü 4 olacak. Artı 25 bölü 4. Tekrar söylüyorum, eşitliğin doğru olabilmesi için ya aynı değeri her iki tarafa da eklemek lazım ya da tek bir tarafta işlem yapıyorsak eklediğimiz değeri tekrar çıkarmamız lazım. Böylece o tarafın toplam değerini değiştirmemiş oluruz. O yüzden buraya 25 bölü 4 ekledik. Buradan da 25 bölü 4 çıkarıyoruz. Şimdi burası ne oldu? Altını morla çizdiğim bu kısım neye dönüştü? Şuna dönüştü. İfadeyi bu biçime soktuğumuzda x eksi 5 bölü 2'nin karesine eşit oldu. İsterseniz sağlamasını yapın. Kat sayının yarısının karesine ifadeye niçin ekleyip çıkarıyoruz? Bu niye işe yarıyor? tam kareye tamamlama yöntemi videolarında ayrıntılı biçimde inceledik. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu teyit edebilirsiniz. Yani bu kısım buna eşit. Şimdi 6 eksi 25 bölü 4'ü sadeleştirelim. 6'yı 24 bölü 4 olarak yazabiliriz. 24 bölü 4 eksi 25 bölü 4 eşittir eksi 1 bölü 4. Yazalım. Eksi 1 bölü 4. İşte asıl fonksiyonumuzu yeniden yazmış olduk. fx eşittir. x eksi 5 bölü 2'nin karesi eksi eksi 1 bölü 4. Peki bu biçim neden ilgimizi çekiyor? Şöyle düşünelim. Bu kısım asla negatif olamaz. Morla yazdığım bu kısmın minimum değeri sıfırdır. Neden? çünkü karesini alıyoruz. Karşımızda böyle bir ifade varsa ve reel sayılarla işlem yapıyorsak karesini aldığımızda negatif bir değer elde edemeyiz, değil mi? En düşük değeri 0 olacaktır. Tabii bir de pozitif değerler alabilir. O halde bu ifadenin minimum değerine nasıl ulaşacağız? Karesini aldığımız şey 0 olmalı. Ne zaman 0'ın karesini alıyor oluruz? x eksi 5 bölü 2 sıfıra eşit olduğunda. Yani x 5 bölü 2 eşit olduğunda. Denklemde eksi 5 bölü 2'yi karşı tarafa attım. Demek ki x 5 bölü 2 eşit olduğunda fonksiyon minimum değerine ulaşıyormuş. Peki x eşittir 5 bölü 2 iken y yani fx kaça eşit oluyor? f 5 bölü 2. Tekrar edeyim, f5 bölü 2'yi bulmak için bu biçimlerden herhangi birini kullanabiliriz. Ama bu biçim en kolayı. x 5 bölü 2'ye eşit olduğunda buradaki bu terim 0'a eşit oluyor. 0'ın karesi 0, geriye bir tek eksi 1 bölü 4 kalıyor, bir tek eksi 1 bölü 4 kalıyor. Şöyle de düşünebiliriz, tepe noktası, şöyle diyeyim, tepe noktası x'in 5 bölü 2'ye y'nin ise eksi 1 bölü 4'e eşit olduğu nokta. x eşittir 5 bölü 2 demek, x eşittir 2 buçuk demek. O zaman x eşittir 5 bölü 2 burası, y de eksi 1 bölü 4'e eşit olacak. Burası eksi 1 ise, eksi 1 bölü 4 de buralarda bir yerde olur değil mi? Demek ki tepe noktası burasıymış. Açık açık yazayım. 5 bölü 2, virgül, eksi 1 bölü 4 noktası. Güzel olan şu, bu biçimi kullanarak minimum noktasını, yani bu örnekte tepe noktasını bulduk. Şimdi kökleri de iki nokta olarak kullanıp bu parabolün kabataslak bir çizimini yapabiliriz. Bu videonun ilginç noktası, daha doğrusu ana fikri şu, neyi bulmaya çalıştığımıza bağlı olarak ifadeyi farklı biçimlerde yazabiliyoruz.